Hepinize Endonezya'nın Bali Adası'ndan merhaba. Bugün çok özel bir yere gidiyorum. Kopi Luwak kahvesini denemeye gideceğim. Sadece hani denemeyle, içmeyle kalmayacak. O kahve çekirdeklerinin nasıl üretildiğini de göstereceğim. Kedigiller familyasından bir hayvan var. O hayvanın dışkısından o kahve üretiliyor. Bütün her şeyi detaylıca anlatacağım. Kahve üretim yerine geldik. Artık buraya tarla mı denir, bahçe mi denir? Girince anlayacağız, göreceğiz. Hemen girişte Arabika kahve ağacı. Bunlara kiraz diyorlar. Olgunlaşınca toplanıyor, içinden çekirdek alınıyor, eleniyor ya da. Bu da Robusta kahve ağacı. Şurada ufak ufak vermiş meyvelerini. Bu da kahve çiçeğiymiş. Şimdi Ani bize bu Luwak kafenin, Luwak kahvesinin nasıl yetiştirildiğini tüm detaylarıyla anlatacak. O meşhur hayvan bu hayvan işte. Adı da Luwak. Kedigiller familyasından. Bayağı detaylıca sordum. Burada hani sadece böyle göstermelik 8-9 tane var. Aynı zamanda ormanda da baktıkları yani vahşi ortamlarında, kendi ortamlarında bir sürü de hayvan varmış. Dedim onlardan nasıl o dışkılarını topluyorsunuz? Bizim burada çalışanımız var diyor. Her gün sabah ormana gidip o dışkıları arıyor, topluyor diyor. Burada nasıl besliyorsunuz dedim bu hayvanları. Öğleden sonra bir kez meyve ve yeşillik veriyorlarmış. Yanında kahve de veriyorlar. Neler verdiklerini şimdi soracağım, onları da göstermeye çalışacağım. Ama tabii bu hayvanlar doğal ortamlarında günde bir kere değil, ne kadar yemek bulurlarsa o kadar yiyorlar. Şu an normalde biraz hareketliler diyor. Aslında gündüz bunlar uyur, geceleri hareketli olurlarmış. Bu kakaodan bir tane kopardı, kesmeye başladı. Okay, now you can. Okay, bu çok iyi değil ama diyor. Okay, bu iyi olmadığı için çok istemedi diyor. Bu da kahve meyvesi. Yeah, normally, yeah. Normally we need the red one. Okay. Okay, normalde kakaoyu verdi biraz önce, çok iyi değil diye onu yemedi. Papaya veriyoruz dedi. Kahveyi nasıl veriyorsunuz dedim. Şimdi elinde yeşil bir kahve meyvesi var. Ama normalde bu kırmızı olmalı. Biz hayvan için özel yetiştiriyoruz ve kırmızı veriyoruz dedi. Yani yeşili de sevmedi. Kırmızı veriyoruz diyor rutinde. Okay. Bunlar seçilmiş diyor. En iyilerini yiyorlar diyor. Onu Tamarillo. This is good one, yeah? Tamarillo. Tamarillo, that's Okay, just give me a minute please. Gün içinde besliyoruz diyor. Daha sonra gece olunca hayvan onu midesine sindiriyor diyor. Ama o kahve meyvesinin sadece dışını midesi sindirebiliyor. Kahvenin çekirdeğini dışkı olarak hayvan bırakıyor. Dışkıyı aldıktan sonra ne yapıyorsunuz diye sordum. O da 3-4 kere yıkayarak dışkıyı temizliyoruz. Sonra da o çekirdekleri güneş altında kurutuyoruz dedi. Kuruduktan sonra ne yapıyorsun dedim. Şimdi buraya geldik. Burası bu arada devletin lisanslı Luwak kafesi üreticilerinden biriymiş. Yani öyle rastgele kafana göre bu işi yapamıyorsun diyorlar. Hani bizi de buraya Endonezya Büyükelçiliği getirdi. Onlara da özellikle söyledim hani ben bunun gerçeğine gitmek istiyorum diye. O sebeple hani burada anlatılanlara inanıyorum. Çünkü yanımda Endonezya Büyükelçiliğinden görevliler de var.
yalan yanlış bir şey olmasına çok ihtimal vermiyorum. Şimdi bu ağaçtan direkt elde edilen kahve çekirdeği, bu diyor biraz daha ağırdır diyor. Gerçekten de köpük gibi çok hafif ya. Bu da luwak hayvanının dışkısından elde edilen kahve. Bunun diğerine göre daha sarı olduğunu biliyordum. Videoya çok yansımıyor ama bu şu an daha sarı normal çekirdekten. Bu da kavrulmuş hali. Luwak hayvanından çıkan çekirdeğin, yani bunun kavrulmuş hali. Şimdi bir tadına bakacağım. Yani kahve çekirdeği daha önce yedim. Bu biraz daha hafif. Hani böyle etli, dolu dolu değil. Ama kahve tadı aynı geliyor. Burada da hani önceden kahveyi nasıl kavurduğunu göstermek istedi. Ama hani ateşi yakmana gerek yok dedim. Normal burada yakıyor. Üstünde de işte burada kahveyi kavuruyor. Şimdi luwak kahvesinin nasıl üretildiğini bütün detaylarıyla iyi kötü gördük. Belki de en önemli yerindeyiz bu işin. Şimdi kahveyi içeceğim bakalım. Ben de gerçekten merak ediyorum. İstersen dedi otur ben yapıp geleyim ama yok dedim, ben kahve makinesinin oraya da gelmek istiyorum. Çünkü tüm aşamaları detaylı görmek istiyorum. Hello. İçeri girmeme de izin verdi. Şimdi tabii bu kahveyi çekirdeğinden çok farklı türde kahve yapma şekli var. Espressosu var, filtresi var. Ya da buradakilerde olduğu gibi. Ama biz genel olarak böyle yapıyoruz dedi. Ben de ikisinden de ayrı ayrı istedim. Hem espresso gibi yaptırıyorum. Hem de bundan. Espresso geldi. Önce bunu deneyeceğim. Aroması böyle hafif naneli gibi. Ama böyle tam yoğun bir espresso değil bence. Yani kahve ile bitki çayı arasında. Yani ben daha yoğun bir tat bekliyordum. Yani öyle hani inanılmaz bir tadı var diyemem. Kahve aroması güzel. Kahve de içilir. Hafif böyle nane tadı geldi bana. Yani tam da nane değil ama bir yeşillik tadı var hafiften. Şimdi öbür stili deneyeceğiz. Bu kahve yönteminin adı sifon diye geçiyor. Sifon kahve demleme yöntemi. Altta alev suyu ısıtıyor. Isınan su yukarıdaki öğütülmüş kahvenin oraya geliyor. Daha sonra ateşi alttan alıyoruz. Su aynı filtre kahvede olduğu gibi üstten aşağı inip kahve içime hazır hale geliyor. Kalan su aşağı doğru süzülerek indi ve içime hazır oldu. Biraz önce espressoyu denemiştim. Şimdi bu demleme yöntemiyle olan luwak kahvesini içeceğim. Ben yine espressoyu tercih ederim.
Espresso'da hani ilk tadımı aldıktan sonra böyle inerken hafif acımtırak bir tat var. Ama o acımsılık bunda yok. Bir de yani bu değişik aromayı nasıl anlatırım bilmiyorum ama işte o kahve çekirdeği hayvanın midesinde artık nasıl bir tat alıyorsa orada, bu bahsettiğim aroma da o hayvanın midesinden geliyormuş. Ve tabii ki hayvanın yediği meyvelerden. Bunun içimi daha güzel ama şimdi tuhaf bir durum var. Bunun içimi daha güzel ama ben yine de espresso'yu tercih ederim. Diğer bir detay, şimdi bu hayvan doğasındayken asıl gerçek luwak kahvesinin o hayvanın dışkısından elde edildiğini söylüyorlar. Böyle çiftlik gibi olan yerlerde hayvanın önüne hazır yemeği veriyor. Hayvan hareket edemiyor. Hani bizde gezen tavuk falan diyorlar ya, biraz onun gibi kıyaslayabiliriz bence. Ama yine de bu gibi yerlerde, devletin lisansladığı yerlerde gerçek luwak kahvesini bulabilirsiniz diyorlar. Ama atıyorum Bali'de şehir merkezindeki bir kafeye oturursanız orada içtiğiniz kahvenin gerçek olup olmadığını anlamak biraz zor. Hani onun artık ustası olmak lazım ya da gurmesi olmak lazım. Ben öyle değilim. Sadece hani kendi çapımda kahveyi seven birisiyim. Bu arada fiyatlarından da bahsedeyim. Bu yaklaşık 50 TL. Bu da yaklaşık 40 TL. Bunu eğer şehirdeki bir kafede içerseniz en az 2-3 katını vermeniz lazım. Biz şu an köy gibi bir yerdeyiz. Ani'ye çok teşekkür ediyoruz. Luwak kafesini tüm detaylarıyla bize anlattığı için. Teşekkür ederim. Türkçe de biliyor bak. Tabii hayvan dışkısından bu kahve çekirdekleri elde edildiği için aklınıza o kötü şeyler gelebilir ama 3-4 kere bu kahve çekirdekleri yıkanıyor. Öyle bir koku vesaire kalmıyor. O içerken ki gelen aroma da işte bu hayvanın midesinde o çekirdek nasıl asidite oluyorsa o aroma bir şekilde çekirdeğe de geçiyor. Buradan luwak kahve çekirdeğini de satın alabiliyorsunuz. 100 gramı yaklaşık 50 dolar. Tabii hayvanlar normalde doğada olsa kafasına göre koşacak, yürüyecek ama burada maalesef bir o yana bir bu yana gidiyor. Şimdi ben daha önce dünyanın en pahalı eti olan Kobe etini, Kobe bifteğini denemiştim Japonya'da. O gerçekten çok lezzetliydi ve gerçekten de pahalıydı. Ama olur ya, özel bir gün olur, ben Japonya'ya tekrar giderim. Yani o parayı verip tekrar o eti yemek isterim çünkü çok lezzetliydi. Hani bu luwak kafesini de öyle kıyaslarsam yani tekrar ben bir kafeye gidip illa bunu içeyim demem. Sadece farklı aroması olan bir kahve gibi geldi bana. Öyle çok abartmayı da seven birisi değilim. Ama tabii ki Endonezya'ya, Bali'ye gelirseniz bunu bence deneyin derim. Çünkü çok meşhur bir kahvedir. Ve bu özellikle de Endonezya'nın Bali adasında çok meşhurdur. Bu kahveden de içtiğim için hani bir kahve aşığı olarak çok mutluyum. Endonezya gezim bitmedi, hala devam ediyor. Sonraki bölümlerden, sonraki videolardan devam edebilirsiniz.